Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tavuğu beğeniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonuna açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle nar çiçeği tek renk bir tülbentim var. Sizler için model hazırladım. Şöyle tığımın numarası 22 numara göstererek başlayalım. Evet bu model bana Instagram üzeri geldi arkadaşlar. Şöyle modelimi göstereyim. Bakın şöyle büyükçe irice bir model. Bu model arkadaşlar daha önce bunun benzeri olarak böyle sizlere lavanta çiçeği çekmiştim. Ee, tut diye de ismi geçiyor. Böyle üçlüsünü yapmıştım. Arkadaşlar istediği zaman onu Instagram'da linkini atıyordum. Fakat ısrarla bazı arkadaşlar bu modeli de çıkarabilir misin abla deyince sizler için arkadaşlar bu şekilde hazırladım. Bakın şöyle modelimi şöyle ışık yansımasında net gözüküyordur inşallah. Evet. Şöyle kolay da bir ara suyu yaptım. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İkişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırladım. Bakın bu şekilde. E, bu tülbent kenar tığlama işlemim 696. videomda mevcut. E, Bazı yorumda yazıyorlar arkadaşlar. Tülbent tığlama işlemi çok güzel nasıl yapıyorsunuz diye. 696. Nurgül'ün tığ ve iğne yazdığınızda karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi ben e, bu şekilde arkadaşlar 10 tane bırakıyorum. 9 tanesini daha önce sizler için hazırladım modelimin. 10.yu da beraber yapalım. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz bak. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledim. 2 zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip 3 seferde 1 2 ve 2. Şöyle. 4 zincir çekiyorum. Tomurcuk olarak kapattım. Hemen dibine bir tane de sık iğne yaptım. 1 2 zincir yandaki boş duyu battıya girdim kapattım Evet bakın 10 tane bu şekilde ara mesafesi veriyorum ve 5 zincir çekiyorum iki defa tığımı doladım şimdi yuvamızın zemin kısmını yapacağız iki defa tığımı doladım bir defa atlayıp ikinci tığ battıya şöyle iki bakın sıkı sıkı arıyorum arasında fazla boşluk bırakmıyorum şöyle orta büyüklükte bir trabzan 2 defacığımı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 2. 2 ve 2. Bir tığ battının içine bu şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle 2 2 alarak. Yine aynı şekilde diğer tığ battıya geçip buraya da 3 tane yapacağız. 2 2 ve 2. Hemen 2 2 ve 2. Sonuncu trabzanı da bu şekilde yapıyorum. Bakın. Küçük trabzan olmuyor arkadaşlar. Çünkü yapacağımız yaprakların boyutu büyük olduğu için böyle yere değiyor. O da hoş ve güzel durmuyor. Böyle bu şekilde trabzanları yapacağız. 8 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7 ve 8. Çevirdim şöyle. İlk trabzanımın tepe noktasına giriyorum. Bakın. Buraya girdim kapatıyorum 6 tane zincir çekiyorum bakın 2 3 4 5 ve 6 çevirdim şöyle iki defa doluyorum şöyle yuvaya girip 2 2 ve 2 bu şekilde yuva hazırladım bakın 3 tane zincir köşeye 6 aralara 3 zincir çekiyorum 2 defa tığımı doladım 2 2 ve 2 3 zincir 2 defa tığımı doladım hemen yuvanın içine giriyorum 2 2 ve 2 bakın bu şekilde 5 tane yuva yapacağız 3 oldu dördüncü de aynı şekilde 2 defa doladım. Şöyle 2 2 ve 2. Böyle tümsekli yapıyorum ki yapraklarımın ucu yere değmesin arkadaşlar. Bakın şu yapraklar bayağı bir uzun. Havada kalması lazım. Evet. Şimdi 5. yuvayı da aynı şekilde 6 zincir ilk baştaki gibi 6 zincir çekiyorum. Şöyle 6 zincirimi yuvaya sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde şimdi 5 tane zincir çekiyorum ucuna bakın bu şekilde yuvalarım hazır 3 4 5 zincir bir tane atlayıp ikinciye girdim bakın, şöyle sabitledim 2 zincir çekiyorum bir defa doladım çiçeğimizin temeli bu kadar direkt hemen şöyle 1 2 ve 2 alarak ara suyuna geçişimi yaptım. Bakın. 4 zincir çekiyorum. Hemen kapatıp yanına bir sık iğne ve iki tane zincir. Kapattım buraya. İki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 ve iki. Dört zincir çekiyorum. Tomurcuğumu yaptım dibine bir sık iğne yaptım. 2 tane zincir. Evet. Bakın bu şekilde ara suyu yaptım. Yine 2 zincir bir defa tığımı doluyorum. 1 2 ve 2. 4 zincir. Dibine bir sık iğne ve 2 zincir. Evet. Bakın bu şekilde. Bu şekilde 10 tane yapacağız arkadaşlar. 10 taneden sonra demin yaptığımız bu temel yuvayı yapacağız. Şöyle 4 zincirimi kapatıp dibine bir sık iğne, 2 zincirimi çekiyorum. Bakın bu şekilde tamamlıyorum. Yine arkadaşlar bu bu kadar yeterli sanırsam. Bakın bu şekilde çimenimiz devam edecek öyle 10 tane bu kirpikli trabzanlardan arasına sonra bu 6 tane büyük trabzan ve üzerine 5 tane kenarlarında 6 tane zincirden oluşan ve ortada üçer zincirden oluşan yuvalar hazırlayarak devam edeceğiz. Evet şimdi avantamızın yapılış kısmına geçelim. Evet çimenimiz bu şekilde hazır ve e, ilk yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitleyerek başlıyorum. Bakın bu bir. Başlarken üç tane sık iğne ile başlıyorum. 2 ve 3. Yuvamızın içine 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Şöyle ters çeviriyorum. İlk yapmış olduğum bu sık iğnenin hemen aralayıp yuvamı buraya kapat. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum ters tarafında. Düz tarafına döndüm. Bu 4 zincirin içine kapatıyorum. Kirpik oluşturdum. Hemen iki tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Şöyle kirpiğin sık iğnesini de sayarsak 3 sayılır arkadaşlar. Yine 4 zincir çekiyorum. Tersine döndüm buradan yapmış olduğumuz ilk sık iğnemin içine 4 zincirimi yine kapattım 5 zincir çekiyorum zincirleri ters tarafında çekiyorum şöyle çevirdim buradaki 4 zincirli yuvaya kapattım bu ikinci kirpiğim oluştu kirpiği kapattıktan sonra iki tane sık iğne yapıyorum bu bir ve bu da şöyle 4 zincir çekiyorum çevirdim kapatıyorum burayı üçüncü kirpik için 5 zincir hemen çevirdim Bakın bu şekilde kapattım kirpikten sonra aynı yuvaya kirpiği kapattığım yuvaya iki tane sık iğne yapıyorum bakın şöyle tam yuvanın içine yapalım evet. şimdi dört zincir çekiyorum kenarına üç tane kirpik yaptıktan sonra dört zincirimi çekiyorum burası sonuncu yuvamız olacak yine ilk sık iğneye kapattım 5 zincir dönüyorum bu 4 zincirli yuvanın içine kapat yine 5 zincir tam tepe noktasına 3 tane 5 zincirde kirpik yapıyoruz 2 oldu bakın şimdi 5 zincir şöyle tepe noktasına kapat Kenarda 3 kirpik, tepede 3 kirpik. Hemen sık iğne ile bir aşağıdaki 4 zincirli yuvanın içine geçiş yaptım. Ve 5 zincir. Geçiş yaptığım yuvanın içine kapatıyorum. Yani karşılıklı kirpiklerini oluşturuyorum bu şekilde. Bir alttakine giriyorum. Sabitliyorum. 5 zincir. buraya sabitledim. Hemen bir alttakine giriyorum. Sabitliyorum. 5 zincir. Şimdi arkadaşlar bitince yeşil yuvanın içine de sık iğne ile giriyorum. Bakın şöyle sık iğneleri sık iğnelerle her yuvanın içine girip beşer zincirli karşılıklı kirpiklerini yaptım. Dudumuz bu şekilde oluştu ve diğer yuvaya da bu şekilde 3 tane sık iğne yapıyorum. İlk yuvaya da 3 sık iğne ile başlamıştık. İkinci yuvaya da 3 tane sık iğne yaptım. 4 zincir şöyle çeviriyorum 4 zincirimi. İlk sık iğnemin içine girdim ve bu şekilde sabitledim. 5 zincir çevirdim. Bu 5 zincirimi yapmış olduğum bu 4 zincirli yuvaya sabitledim. Bakın yanına 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir kirpiği yaptığım, kapattığım yuvaya 2 tane sık iğne. 4 zincir şöyle çevirdim. Bakın. Hemen ilk sık iğnemin içine 4 zincirimi kapatıyorum. 5 zincir. çevirdim. Dibine yuvanın içine bu bir bu da iki. Dört zincir çekiyorum. Çeviriyorum arkadaşlar buraya. Şu kapattığım dibi değil de şurası ilk sık iğnenin içine bu şekil daha güzel duruyor şimdi 5 zincir çekiyorum kapatıyorum buraya iki tane sık iğne yapıyorum bir ve iki dört zincir çekiyorum şöyle çevirdim sonuncu yuvamızı buraya kapatıyorum bakın bu şekilde şimdi buraya üç tane kirpik yapacağım son yaptığımız yuvanın içine 5 zincirimi çekip yine döndüm arkadaşlar buraya kapattım yuvaya bu bir 5 zincir kapatıyorum yuvanın içine 2 5 zincir şekilde tepe noktasına da 3 tane kirpik yaptım bakın. Şimdi bu yuvalara teker teker inip şöyle sık iğne ile inişimi yapıyorum. 5 zincirden kirpik yapıyorum. İniş yaptığım sık iğne ile girdiğim yuvaya 5 zincirden de kirpik yaptım. Hemen sıradaki yuvaya da sık iğne ile indim. 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Bu şekilde. Sonuncu yuvamıza da girip kirpiğini hazırlayacağız bakın. 1 2 3 4 5 zincir. Kapatıyorum buraya. Ve yeşil yuvanın da içine son olarak giriyorum. Evet, ikinciyi de bu şekilde hazırladık bakın. Çok güzel bir duruşu oldu. Hemen sıradaki yuvaya girdim. Bir, iki ve üç. Üç sık iğneden sonra dört tane zincir çekiyorum. Şöyle tersine çevirdim. Sık iğnemin içine girip buraya dört zincirimi sabitledim. İlk sık iğneye sabitledim. 5 zincir şöyle tersine çeviriyorum 4 zincirin içine bu 5 zincirimi kapatıp kirpik oluşturdum geri kalan bu kısmı da iki tane sık iğne yapıyorum bu iki sık iğne de ikinci katım için yuva aslında 4 zincir şöyle tersini çevirdim bakın ilk sık iğnemi şu kapattığım nokta değil de ilk yaptığım sık iğneye kapatıyorum. Bu şekilde kibriğim daha güzel duruyor. 5 zincir 3 4 5 zincir. Çeviriyorum. Bu şekilde farklılık oldu arkadaşlar. Bu modelden hiç yapmamıştım. Çok da hoş durdu. Bakın bu sık iğnelerden iki tane sık iğneden yuva oluşturuyorum şimdi dört tane zincir çekiyorum çeviriyorum kapattım dört zincir pardon beş zincir dört zincir yuva için beş zincir kirpik için üçüncü ve sonuncu kenar kirpiği olarak yanına yine iki tane sık iğne yapıyorum öyle ikinci sıkı. 4 zincir. Çeviriyorum 4 zincirimi ilk sık iğnemin içine şöyle girip kapattım. 5 zincir çekiyorum. Son yaptığım yuvanın içine 3 tane kirpik yapacağım. Bakın bu birinci kirpiğim. Şöyle bir 1 2 3 4 5 zincir da ikinci kirpi. Beş zincir. Üçüncü kirpi. Şimdi arkadaşlar sırasıyla bu yuvaların içine sık iğne ile inip kenarlarına beş tane zincirden kirpik yapacağım. Böyle ilkine indim. Bakın 5 zincirimi çekip sık iğne ile buraya sabitleyip hemen bir alta iniyorum aralarına zincir çekmiyorum arkadaşlar yakın mesafe 5 zincirimi buraya kapattım şöyle sonuncu yuvamın içine de gireyim 1 2 3 4 Sıkı sıkı çekiyorum ki kirpiklerim şöyle kalıp gibi dursun arkadaşlar. Son yuvamın içine de sabitliyorum ve koparmadan önce muhakkak bu yeşil yuvanın da içine girip böyle sabitliyorum. Bir zincirimi çekip makasımı uzağa bırakmışım. Şöyle kapattım. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Kalıp gibi. Şöyle bir dut yaptık. Büyük de oldu arkadaşlar. Bakın irice de oldu. Göstermiştim. Hemen şu ipimi yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım bu şekilde. Çok güzel oldu. Şöyle bakın beşli dutlarım. Ee, buradan bir şey söylemek istiyorum. Bu beş dutlar bayağı hani büyük, ağır böyle hatta bana gelen dört taneydi ben bu kenarları üçe indirdim üçe indirdiğim halde bayağı da hani büyük yapraklı dutlar oldu daha önce bu trabzanları iki sefer iki sefer küçük tra ikili trabzan yapmıştım baktım bu dutlar yere değiyor onu söküp böyle üçlü üç seferde alınan üçlü trabzanlar yaparak daha böyle yerden yüksek bir gövde yaptım dutlarıma dut ağacıma Evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu da sizler için hazırladığım başlangıçta gösterdiğim modelim. Çok hoş oldu gerçekten. Çok da tatlı oldu. Bu nar çiçeğiyle e, sarının uyumunu ben çok seviyorum arkadaşlar. Bakın ikisi de böyle renk olarak. İnşallah güzellik kameraya yansıyor. Bazen böyle bir bakıyorum o kadar mat ki görünüşü hiç güzel olmuyor. Bazen de yansıyor arkadaşlar. İnşallah Şöyle anlaşılır güzel bir çekim olmuştur. işinize yarayan bir çekim olmuştur. Evet, sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle bir de sizlere karşıdan sallantılı halimi de bakıtayım. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.